Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp çıkartmalarını ne kadar kolay bir şekilde yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunun için hiçbir aracı programa gerek yok. WhatsApp çıkartmalarımız neler? Mesela örnek bir şey, birkaç şey göstermeye çalışayım. Gördüğünüz burada bakın WhatsApp çıkartmalarımız söz konusu. Birçok WhatsApp sohbetlerinde kişiler ne yapıyor? Kendi WhatsApp, kendi resmini alıyor, bir çıkartma haline getiriyor ve bunu gönderiyor. Mesela bu şekilde yapılmış gönderilmiş, bu şekilde yapılmış gönderilmiş. Örnekte mesela bilgisayarımızda da görebilirsiniz. Şimdi burada mesela en can alıcı işte böyle bir fotoğraf, etrafı kesilmiş, boşaltılmış bir resmin bir kısmı seçilmiş ve bir WhatsApp'ın çıkartması haline getirilmiş. İşte biz bunu nasıl yapacağız? Normalde bununla alakalı aracı uygulamalar var. Fakat birçok nedenle birçok kişi aracı uygulamayı kullanmak istemiyor. İşte telefonda yer olmayabiliyor veya bir güvensizlikten dolayı aracı uygulama kullanmak istemiyor. Bu videoda aracısız bir şekilde nasıl WhatsApp çıkartma yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar bütün detaylarıyla. Bunun için yapacağımız işlem telefonumuzu arkadaşlar WhatsApp web'ten bilgisayarımıza bağlayacağız. Telefonumuzu WhatsApp web'ten bilgisayara bağlayacağız. Bu da kolay bir yöntem zaten. Eğer değilse bunu kanalımızda nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Telefonumuzu WhatsApp web'e bağlandıktan sonra artık WhatsApp web'e geliyoruz ve çıkartma yapmak için işleme başlıyoruz. Bakın WhatsApp arayüzünde hemen aşağıda şöyle göstereyim. Bir tane sohbetin içerisine giriş yapıyordunuz. Bir sohbete giriş yaptınız. Şu an mesela canımın içi kişisiyle sohbet girişindeyim. Bakın burada sol alttan mesaj bölümünün oradan emojiyi tıklayacaksınız. Emojilerden hemen çıkartma bölümünü biliyorsunuz. Çıkartmayı seçeceksiniz ve size bu bölüm gelecek. Bunlar bizim daha önce yapmış olduğumuz çıkartmalar. Ben şimdi yeniden sıfırdan size bir tane çıkartma yapacağım ve bunu telefonumuza nasıl ekleyeceğimizi göstermeye çalışacağım. Bakın burada oluştur seçeneği var. Oluştur seçeneğini tıklıyorsunuz ve size diyor ki hangi resmi siz çıkartma haline getirmek istiyorsunuz diyor. Sizden bir resim seçmenizi istiyor. Ben örnek bir resim seçiyorum. Mesela şu resmi alayım. Seçtim. Bu resmi alıyorum ve aç diyorum. Bakın 5 MB'lık bir resmi çektiğim için daha önce denemede de yaklaşık 2 dakika falan sürebiliyor. Resim megabayt boyutu ne kadar küçük olursa o kadar daha hızlı sürer. Bu işlemi daha önce yaptığımız için şu an hızlı bir şekilde resmi çekmiş oldu. Size şöyle bir arka arayüz tanıyor. Yani sizin resminizin sınırı bu kadar olması lazım. Bu resmin tamamını da WhatsApp çıkartma yapabilirim. Bu resmin bir kısmını da yapabilirim. İşte bu seçenekleri nereden seçiyorum? Şu bölümden. Ben buradan kes seçeneğine geldiğimde bana iki alt seçenek veriyor. Burada görün spline seçenek mi yoksa keskin seçenek mi? Spline de bu resmi bakın seçtim şu an. Seçim yapıyorum. Sol tuşa basıyorum. Sürekli sol tuşa bastığımda seçiyor. Bakın spline'da hiç keskin köşe yok. Bir resmi istediği kısmını bu şekilde alabilirsiniz. Sıfırla diyeyim. Keskin köşede nasıl ilerliyor? Keskin köşeyi seçtim. İyi takip edin. Bakın bütün köşeler keskin. Yani resmin istediğim bölümünü bu şekilde keskin köşelerle alabilirim. En son bitim noktasına tıkladığımda resmi kesecek. Şöyle yapalım biraz daha güzel bir şey olsun. Spline'ını aldım mesela. Buradan aldım. Şöyle. Bu genç adam, yakışıklı adamı buradan aldım. Devam ediyorum şu an. İnternet olduğu için tabii biraz okça çizgisi şeydi geliyor. Seçtim. En son bitim yerine tıkladığımda artık bu resimde işim bitmiş olacak. Bakın geldim, seçtim ve bana artık benim alanım, sınırlarım belli oldu şu an. Bu sınırları bana ne yapacak? Çıkartma haline getirecek. Bunun üzerine siz buradan emoji ekleyebilirsiniz. Bakın diğer seçeneklerde emoji ekleyebilirsiniz. Buradan bir yazı yazabilirsiniz. Ben tek tek uygulamayacağım. Kendiniz veya elle bir şeyler, bir çizimler ekleyebilirsiniz. Veya geri tuşunu alabilirsiniz. Yaptığınız işlemi geri almak için geri tuşuna basabilirsiniz. Bu seçenekte döndürme seçeneği. Siz etiketinizi yani bir şekil verdiniz. Buradan altlı üstlü yani sağlı sollu döndürme yapabilirsiniz. İşleminiz bittiyse artık bitti butonuna basıyoruz ve etiketimiz hazır hale geliyor. Gönder butonuna basarak karşıdaki kişiye gönderiyoruz. Bu birinci kısım arkadaşlar. Birinci kısımda artık bizim WhatsApp çıkartmamız oluştu ve karşımızdaki kişiye yeni WhatsApp çıkartmamızı gönderiyoruz. Bakın yine aynı yere ne yaptı? Son kullanılanlar bölümüne artık yeni bir WhatsApp çıkartmayı koymuş oldu. Peki
Ben hep WhatsApp web'e mi bağlanacağım? WhatsApp gif çıkartma göndermek için. Hayır. Birazdan bunu telefonumuza ekleyeceğiz ve telefonumuzda da artık bize ait olan bu WhatsApp çıkartmayı kullanacağız. Şimdi telefonumuza nasıl yapıyoruz? Bu WhatsApp çıkartmasını bakın gönderildi. Gönderilen kısımda artık ona ulaşıyoruz. Bakın şu an geldi burada. Şöyle göstereyim. Biraz önce yapmış olduğumuz çıkartma. Bu çıkartmanın üzerine geldiğinizde favorileri ekle dediğinizde sonuca ulaşacaksınız. Bakın burada emojiyi tıkladığımda çıkartmalar bölümünde o çıkartmam yok. Eskisi var, yenisi yok. Gördüğünüz gibi. Ben bu yeniyi de buraya ekleyeceğim. O halde ne yapıyorum? Üzerine geliyorum. Seçeneklerden iptal, favorileri ekle. Favorileri ekle dediğimde artık benim favori bölümümde yeni bir çıkartmam eklenmiş oluyor. Gönder yapıyorum bakın. Gönderdiğiniz gibi, gördüğünüz gibi yeni çıkartmam gelmiş oldu. Şu an internet bağlantısı gittiği için şöyle mobillerimizi açalım hemen. Evet. Geliyorum buraya. Bakın yeni WhatsApp çıkartmam. Gönder diyorum. Gönderiyor. İşte arkadaşlar WhatsApp çıkartmayı yapmak bu kadar kolay. Hiçbir program gerektirmeden siz de yapabilirsiniz. Tamir Takım Teknoloji'de yeni bilgilerde, faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.